Bacak mısın sen Serpil'e? Gelebilir mi hakikaten? Gelir tabii. Çok, çok mutlu olurum. Melek, Allah'a şükürler olsun. Hayrola Suzan Hanım, ne oldu? İçeri gir. Hemen Ömer'in yanına gitmelisin. Allah aşkına, neden böyle rahibeler gibi kapalı giyindin bugün? Suzan Hanım, ben durumu kısaca izah edeyim size. Bugün tam 7. kez ağda randevumu iptal etmek zorunda kaldım. Hani birbirimi anlatabiliyor muyum? İyi, beni iyi dinle şimdi. Harika bir kadın, arsızca Ömer'e kur yapıp duruyor. Biliyorum Suzan Hanım ama Ömer Bey'in hiç umurunda olduğumu sanmıyorum. Sen değil, ben Şehnaz Şeyda'dan bahsediyorum. Şimdi hemen git, üzerine dekolte bir şeyler giy ve içeri gir, Ömer'in yanına git. Allah aşkına Suzan Hanım, gene bana ilanı aşk edip geri mi alsın yani? Melek, ufak bir talihsizlik yaşadın diye hemen böyle pes etmemelisin. Seni sersem, ben Ömer'in karısının bile yoluma çıkmasına izin vermemiştim. Şimdi böyle acınacak halde olduğumu düşünebilirsin ama beni bir de o zamanlar görecektin. Boş ver Suzan Hanım. Ömer Bey'in benimle tekrar ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Ömer senle aşık olduğu diğer kadın arasında bocalıyordu ondan. Kimmiş bu diğer kadın? Ben. Tabii ki ben. Anlamıyor musun? Şehnaz Şeyda ikimizin karışımı bir kadın. Onda Ömer'in bir kadında arayacağı her şey var. Güzellik, zeka. Bir bayağı. Biliyor musunuz Suzan Hanım? Haklı olduğu taraflarda yok değil. Teşekkür ederim canım. Sağ ol canım. Ay. Ömer Bey'le ilişkimizdeki eksik olan şey ne biliyor musun? Ben. Melek, belki de Ömer Bey ve Şehnaz Hanım sadece arkadaştırlar. Hem sen de söylersin her zaman yeni biriyle tanışmak ne kadar önemli bir şeydir. Saçmalama Serap. Ben başka, Ömer Bey başka. Hem o niye yeni birileriyle tanışıyormuş ki? Tanışması gereken herkes zaten burada. Haklısın. Ben asıl neyi anlamıyorum biliyor musun Melek? Ömer Bey hem o kadına hem sana aynı anda nasıl ilgi duyabiliyor? Yani bu adamın zevkini anlamak imkansız doğrusu. Beni boş ver Serap. Ben asıl çocuklar için endişeleniyorum. Yani Şehnaz Hanım çalışan bir kadın. Çocuklarla ilgilenemez ki. Melek. Ay ne var? Serap şununla ilgilen. Tamam. Anne, sen hiç babamı kaybetmekten korktun mu? Evet, bir zamanlar yalan rüzgarındaki Nikki'nin cazibesine kapılmıştı. Benim o kadından ne eksiğim var hala anlamış değilim. Ömer Bey'in yaşlı kadınlardan hoşlandığını bilseydim kendisine gerçek yaşım hakkında yalan söylemezdim. Anne, ben nerede yanlış yapıyorum? Hayatım, sen her zaman erkekler tarafından beğenilen biri oldun. Ama ne yazık ki hiçbir zaman onları avcunda tutamadın. Bu konuda bana hiç çekmemişsin. Vazgeçiyorum. Tamam, ben artık her şeyden vazgeçiyorum. Sakın vazgeçme Melek. Diyelim ki bir açık büfenin önündesin. Ve sadece bir dilim çikolatalı pasta kalmış. Ve açlıktan gözü dönmüş bir kadın onu kapmaya kalkıyor. Ne yapardın? Tabii ki sana engel olurdum anne. İşte ben de bunu demek istiyorum Melek. Ömer Bey'i bir açık büfe olarak farz et. Ve hemen git o Şehnaz denen kadına engel ol. Git en güzel parçayı kap. Anne bunu nasıl yapabilirim? Şehnaz Hanım, tavuklu sandviçiniz içeride. Melek, bu kız seni Şehnaz... Şehnaz düşünüyor. Selamlar. Ne haber çocuklar? Merhaba Şehnaz. Merhaba, ben Ömer Giritli. Çok memnun olduk. Merhaba. Nasılsınız?
Biliyor musunuz? Bir zamanlar benim de sizin gibi bir müzik grubum vardı. Ömercik ve arkadaşları. Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem. Üzüldüğüme üzülsem. Siz şu kanal sahibi Ömer Güyitlisiniz değil mi? Hani hep şu televizyon ödüllerini şeye kaptıran. Hasan Ali Akasan. Hay bunlar bu kadar kalabalık mı? Onlar Athena grubunun üyeleri ve teknik ekipleri. Ya. Evet, evde yeterince yiyecek var mı? Evet. Var. De. Şehnaz Hanım, affedersiniz. Evet. Dışarıda biri var. Size şu şarkıcı kızdan haber getirdiğini söyledi. Öyle mi? Hangi şarkıcı kızmış bu? Nez. Nez olmasın? Evet, evet. İşte o. Ömer Bey'in kızı bu CD'yi imzalamanızı rica etti sizden. Bir zahmet. Tabii, memnuniyetle. Adı neydi? Melek. Melek'e sevgilerle. Evet. Sağ ol, teşekkürler. Rica ederiz. Ömer Bey nerede? Bilmiyorum Şehnaz Hanım. Siz üstünüzü mü değiştirdiniz? Serap. Sen fazla. Ay ben de! Birdenbire her şeyi mahvedecektim. Az daha değil mi Melek? Kapı çeneni Serap. Evine git, evine. Git. Serap, yok ol buradan. Git. Sadece kaderin kötü bir oyunu. Hayatta 3-5 burnu havdaş şımarığa hizmet etmekten daha kötü bir şey, daha bir şey düşünemiyorum. Peki. Sen hiç gecenin bir yarısı birine tampon almak için dükkan dükkan dolaştın mı? Yok. Sızlanmayı bırak öyleyse. Bu aptal işe katlanmamın tek bir sebebi var. O da bu Şehnaz denilen kadın bir gün beni bir klipte oynatır diye. 2-3 dakika televizyonda görüneceğim diye kendinden bu kadar ödün vermek pek sağlıklı bir davranış olmasa gerek. Değil mi? Bildan, hemen ajansı ara. Arka planda dans edecek bikinli bir kız lazım bize. Tek parça maya olsa olur mu? Ne o? Klipte oynayacaksın sanmıştım. Ben sadece şaka yapıyordum. Kendimi aptal durumuna sokmaya hiç niyetim yok. Yoksa bikini olmadı mı sana? 36 bedenmiş. Evet millet, 5 dakika ara veriyoruz. Sonra tekrar deneriz. Bana bakın. Eğer hala arka planda birine ihtiyacınız varsa... 38 bedene ne dersiniz? Hayır.